yani çok kullanılan bir konu aslında. Öyle insan bir şeyi paylaştırmak istiyorsun, insanlara ortak sayıda vermek istiyorsun veya bir alanını ortak şekilde, eşit şekilde paylaştırmak istiyorsun. Veya burada Osman bana yardım eder mi? Malzemelerimiz var. Bu malzemelerin biraz önce sorulardan birisi şu. Benim bir arkadaşım var. Arkadaşımın bazı malzemeleri var. Bunları depo yapacak. Malzemeleri bu şekilde dikdörtgenler prizması yok. Dikdörtgenler prizmasının bir kenarı 16 santim. Diğer kenarı 12 santim. Yüksekliği de 8 santim. Şimdi bunu bir depoya koymak istiyor ama depoların hepsi küp şeklinde. 3 tane depo seçeneği var. Depolardan bir tanesi bir kenarı 100 metre olan küp şeklinde bir depo. 100. B'deki depomuzun tüm kenarları 64. C'deki depomuzun tüm kenarları 48. D'deki depomuzun tüm kenarları da 36. Şimdi amaç şu. Bunlardan yerleştireceğim. Arada hiçbir boşluk kalmayacak, tam sığacak bu depomun içine, tam sığacak. Ve ne kadar da küçük bir alan tutarsam o kadar az para ödeyeceğim, kar da etmek istiyorum. Siz olsanız bunlardan hangisini seçerdiniz depolardan bir düşünelim. Herkese şunlardan birer tane verelim. Bunları birleştireceğiz, bir ne oluşturacağız? Küp oluşturacağız değil mi? 3. Parçadan nereye gidiyoruz? 3'üne gidiyoruz. Bunun yanına da koyacağız. Tamam hocam. 3 tane bağlı. Yana da gidiyoruz. Hocam 48 mi? Cem mi cevap? 48 olabilir. Neden? 48 olamaz. 16, 12, 8 saat. Hocam hepsinin katı çünkü. 16'nın katı, 12'nin de katı, 8'nin de katı. 16'nın kaç katı? 16. 32, 16, 3 katı. 3 katı. 12'nin? 4. 4 katı. 8'in? 6 katı. Hepsi kaç? 38'de o yüzden 36'da alsaydım sığmazdı. 36'da hangisinin katı? Bir tek 12'nin katı. Ne 8'in, ne 16'nin katı. Bu depoyu seçmeyeyim. Bu depoyu seçersem peki ben. Bunun içine benim dikdörtgen prizmaların kutularından kaç tane yerleştirdim? 3 tane. Nasıl 3 tane? Şuraya doğru. Ha toplam hocam. Toplam 13 tane. Toplam 13 tane. Nereden gidelim? Bir dakika deniyorum bu şekilde. Başlıyorum. Hocam burada zaten. Şimdi 16. Olsan biraz daha gelecek. 18. Aynen. 12'den kaç tane sağ ya da? 4 tane. 4 tane sağ. Güzel. Buraya mı 3? 12. Güzel. Yaz, 3 yaz. 3. Boşuna yaz, 3. Çarpı 4. Çarpı. 8'den yukarıya doğru kaç tane sar? 8'likten? 6 tane. 6 tane yukarıya sar. Ona da çiz bu işareti. Öteki işareti. Tamam, 2, 3, 4, 5, 6. Şu tepesini silelim o zaman. 6 tane, çarpı 6. Çarpı hepsini. 12. 12 kere 6, 72 mi yapar sanki? 72. Sen çarp istersen. Hocam başım. 6 kere 4, 24, 24 kere 3, 24 kere 4, 48. 24 daha eklersen? 72. 72, eşittir. 72. Tam 72 tanesi ne yapar? Bunun içine tam olarak doldurur. Böylece çok para da ödememiş olursun. Güzel. Bunun aslında adı Ekok. Ekok dediğimiz şey, teşekkür ederim. 2 veya daha fazla sayının en küçük ortak ortak katının içine yaradığı problemler genelde bu problemler. İki sayının veya bir sayının Ekok'unu bulmak için yapacağımız kural şu çocuklar. Hatırlayan var mı hocam? Sağ tarafta asal sayıdan olacak. Bölmeye başlıyoruz. En küçük asalımız kaç? Sonra 4 asal sayıdan indir. Gibi. Asal sayıları bölmeye devam edeceğiz. Deneyelim bakalım aynı şey çıkacak. 2'ye böldüm. 8, 6, 4. 90 devam et oraya. Bir daha 2'ye böldüm. 4. 2'ye böldüm neye kadar 2'ye böldüm. 4. 3, 3, 4, 4.
yani bize 3 kaldı. 3'e bölüyorum. 3'e bölüyorum. 2 ne? 1. 4'ü koyuyoruz. Çarpı 3. 2 üzeri 4 çarpı 3 az. 16 çarpı 3. 16 çarpı 3 eşittir. Şurada eşittir. 8. Niye neyi bulduk bakın? 48. Bunu bulmanın bir yoldan vardı. O da şuydu. Katlarını ala ala gidiyoruz. 8, 16. 32. 3 katı? 24. 32. 40. 64. Hayır, atlamadım. Şimdi bu ortak kat kullanımı, bir de ortak kat. Size kağıt dağıtın, herkes elindeki kağıda bir baksın. Bir tane cetvelimiz var. Bu kağıdın kenarlarını ölçüyoruz. Yani size çizdiği alanı ölçüyoruz. Şimdi bu... Hocam 29,5. Bizim okuldaki öğretmenlerden bir tanesi. 29,5. Tarlası. Şu siyah konuşmayın, biraz fazla ölçüyoruz. O zaman 24. Bu tarlanın etrafına eşit aralıklar, ağaç, köşeler var. Eşit aralıklarla ağaç dikecek. Acaba fazla parası yok cebinde. Biraz için bıraksın hocam da. En az kaç ağaç? Birincisi bu. Bir tane tam ölçelim. 24 hocam tam ölçelim. Sıfırdan başlattın mı? Evet. Sıfırdan başlattın. Bir kere uzun kenara 24. Uzun kenarını da söyleyeyim. Onu ölçmeyelim. 18. Sallarım da var. Acaba eşit aralıklarla ağaç dikecek. Bakın bunlar birbirine ne olacak? Eşit. Acaba bu aralıklar kaç metre olmalı? 1 santim. 18 metreye 24 metre. İkisine de tam bölünmesi lazım. İkisine tam bölünmesi lazım. İkisine de tam. 3 hocam. 3 kesin böler. 3'ler daha büyük bunları matematikten bir sayı. 4 bölmez. Hocam 6. 6 ikisi de tam böler. 9. 8. 9 onu bölmez. 8. 18'i bölmez. 72. Sürekli bunu da yapmam. Deneyelim. Bu bulmanın yolu en büyük ortak bölendir. 18'in bölenlerini yazalım. 24'ün bölenlerini yazalım. İkisinin evet. Ortak en büyük seçelim. Ya da yol nedir? 18'de 24 yani ne yazalım? Öyle yaptım. Bunları çarpıyorum. 8 kere ortak bölenleri işaretleyecektim. Pardon, bölerken. Yanlış oldu. Evet, yanlış oldu. Şarkı. 2'ye böldüm, işaretliyorum. 9. 12. 2'ye böldüm ama 9 bölünmediği için onu işaretlemiyorum. Tekrar 2'ye böldüm. 3. Bölünmediği için işaretlemiyorum. 3'e böldüm. 1. 3. İkisini de böldüğü için bunu işaretliyorum. Tekrar 3'e bölüyorum. 1. İkisi ortak bölmediği için işaretlemiyorum. Çıkan sayıları ne yapacağım? Birbirine. Çarpacağım. 6. Demek ki kaç metre aralıklarla dikecekmiş ağaca? 6 metre. 6 metre. Stefan gelsen. 6 metre aralıklarla ağaçla işaretle bakalım. Abi tamam. Ağaçla işaretle değil mi? 6, 24, güzel. 6, 12, 13. Köşeleri de işaretle. Siz de kağıdın köşesine 6 metre aralıklarla 6'şar 6'şar 6 santim çizin. Şurada Mahmut. Şurada 14 tane en az kaç tane ağaç çıkabilirmiş? 14 tane eşit aralıklarla ağaç çıkabilirmiş. 14 tane oldu mu sizin ağaçlarınızda? Oldu hocam. Tamam. Şimdi diyelim ki bu arsayı bu kez de tamam kardeşler arasında anlaşmazlık çıktı. Arsayı paylaşacaklar. Herkes eşit aralıklar istiyor. Arsayı kaça kaç oranlarda belli kareye böleceksin. Kaç bu dikdörtgeni karelere böleceksin. Sonra aralarda paylaşacaksın. Bu dikdörtgeni bu çizim biz ağaçlar bizim için bir sınır olabilir mi acaba böyle için? Olabilir. Çizsek, bölsek. Bir bölüm bakalım. Cetvelde. Tamam.
Şimdi bu ağaçla Nurşan'ı birleştiriyorum. Çiziyorum. Konuşurken şöyle çizmek için. Şöyle. Hiç tarafta olmamış mı? Bak şundan eski olmuş. Bir dakika. Şuradan başlıyoruz. Enerjim bak buraya. 7'den almadık zaten. 7'sini aldım ben. Şuraya kadar çizeceksin. Burası doğru gibi sanki. Bunlar doğru olmuş. Ne var bunları? Şöyle birleştiriyoruz. Burayı bir cetvel gibi kullan. Birleştirelim. Tamam. Buna kareleme yöntemi deniyor. Yerlerden birisi yine böyle eşit aralıklarda ayırmak için. Örneğin bir bakkal var. Bakkal ne yapacak? Bir çuval unu ya da pirinci var. Bu un ya da pirinci eşit torbalara ayırmak istiyor. Poşetlerinin boyutları aynı. Ya da eşit kaplara bölmek istiyor. Bakın bir çuval, işte pirinci var. Bitti oğlum. Eşit aralıklarda parçalara bölmek istiyor. Bir çuval, bir tane daha ekleyelim. Benim bir tane yapacağım. Birisi 20 kilogram olsun, birisi kaç kilogram olsun? Bunu kaç kilogramlık poşetlere ayırırsın ki hiçbirinden, hiçbir çuvaldan da hiç artmasın. Nasıl hocam? İki çuval pirinç, bir de nohut olsun. Tabii. Bakkala geldi bunlar, toplunu aldı. Bunları satacak birini. Satması için eşit miktardaki poşetlere bunları düşecek. Kaç tane poşet gerekir ya da bir poşetin hacmi, kilosu kaç kilo olmalı ki? 20'lik olması gerekiyor. En az da poşet kullanmak istiyor. Evet. 20 kilo kadar, 20. 20'den bir tane olur. Bundan kaç tane olur? 2. Toplam 3 tane poşetimizin içindedir. Bütün dam parça eklerken en büyük ortak bölen kullanırlar. Parçalar bütüne giderken, bütüne birleştirirken ne kullanılır? En az. Yoksa bir kilok, yarım kiloluk daha rahat. Bir kilo kalsa. Yok, karışacak. Yani hiç karışacak. Tamam. Şöyle değiştirelim. Bunu da gösterelim. Tamam. Yatayın içine. Cetayı ne yapıyor? Şikolatan çok iyi. Bu cetay çoğunlukla çizebilir aslında. Tamam. Böyle bir şey yok. Tamam, cetay. Açarsan da orada çiz. Ben şöyle uzatayım, sen oradan al, ben de buradan çizeyim. Ortalara çizeyim. Çok komik. Şimdi şunları alalım. Şunları hatta içine alalım. Şunu da göstereyim. Tek şey. Bizde hiç toplamalıyorum. Kullandığınız oyuncaklardan bir tanesi çocuklar Lego'dur. Lego'da hem noktaları sayabilirsin. Aynı bizim az önce kullandığımız neye benziyor? İzometrik kağıda benziyor. Bu arada bunlar ayrıldı. Bunlar 6'şer metre. On sekiz metreye. 24 metre. Bakın kaç tane karesel parça oluştu? 3, 6, 9. 12 tane eşit ne oluştu? Kare oluştu. Tamam, biraz göster. Aynı şeyi bunlarda yapabiliriz. Bunlardaki parçaları diyelim ki çevresi daha düşük bir tane başlayalım. Noktalarını sayarız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'ya 10 diyelim. Ne yapabilirim? Bunu eşit aralıklara bölebilirim. Veya buna diktiğim yüzlerin hacimlerini hesaplayabilirim. Değil mi? Bu demoları da bu ders için materyal olarak ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Teşekkür ederim. Güzel.